Merhaba dostlarım, ben Serdar. Sanal risk gizemlerine baştan hoş geldiniz. Bu bölümde Fisher's Lagoon gölünün gizemini araştıracağız. Bu göl hakkında çok fazla iddia ortaya atılıyor. Bu gölde bir canavarın ortaya çıkacağı da söyleniyor. Bu gölde bu gölün etrafında Leatherface adlı seri katilin ortaya çıkacağı da söyleniyor. Bu gölde bazı cesetlerin ortaya çıkacağı söyleniyor. Orada bir adam var. Buralarda bir pedin gezmesi gerekiyor. O adama gidip bir bakalım. Bu adamın burada dolaşması cidden çok ilginç. Her neyse, o adamı yakalamak istiyorum. O adamın yanına gitmek istiyorum. Gölün etrafında bu gölün içinde bazı canavarların çıkacağı söyleniyor. Veya bu gölün ortasında bir cesetlerin ortaya çıkacağı da söyleniyor. Onun dışında köyün yanındaki iskelede Leatherface adlı katilin de ortaya çıkacağı söyleniyor. Sen neden buradasın? Sen kimsin? Lan! Adamın tabancası var. 48 saattir uyumadım diyor. Abi katili bulduk. Katili bulduk. Çaka gibi. Hadi tüküreyim. Bu... Abi bizim katil bulduk şu anda. İnanamıyorum. Hani şu anda insanlar pek söylediğime şey yapamayacak. İlişki kuramayacaklar ama. Şu eleman... ya bu köyde falan filan görebilirsiniz ama bu elemanı dışarıda görürseniz tehlikeli. Size atış yapmaya başlayabilir. Ya pompalı tüfekle, ya tabancayla, ya da bir tane Uzi ile. Bu elemanı hep dışarıda arıyorlar ve ben buldum. Az önce buldum, o şurada yürüyordu. Nereye gidiyorsun sen? Nereye gidiyorsun oğlum sen? Düşeceksin lan, öleceksin gerizekalı. Aa! Adam öldü. Katili bulduk ve katil öldü. Bunu aramak için gelmemiştim ben ama. Buna da razıyım. Oha! Tabancası vardı elinde gördüğünü, onu gördüğünüzü farz ediyorum. Yani cesedin etrafında oynamanın pek bir anlamı yok. O yüzden buradan uzaklaşacağım ve ertesi sabah saat 6'ya kadar burada nöbet tutacağım gibi ama ben bu adamı burada bulmayı hiç beklemiyordum. Başka yerlerde ortaya çıkıyordu. Hani burada da ortaya çıktı söyleniyordu ama size söylediğim katil bu değildi. Leatherface katil, Leatherface bu değildi. Leatherface kurbanlarının yüzünü şey yapıyor, kesiyor. Yüz derisini kesiyor ve onlardan kendisine maske yapıyor. Ve bu maskeyi takıyor. Ama bu değildi. Az önce bulduğumuz adam Leatherface değildi. Ama o da başka bir gizemdi. Başka bir iddiaydı. O adamın kırsal kesimde dediğim, kırsal kesimde de değil. İşte böyle dağda, bayırda, ormanlarda gezip insanlara saldırdığı söyleniyordu ve bulduk. Hani insanlara saldırmıyordu ama elinde bir tane şeyle geziyordu. Tabancayla geziyordu. Onu bulduk. Güzel. O adamın, aynı adamın şeyleri gezdiği söyleniyordu. Beko Beyond şeyde Creeks taraflarında falan da gezdiği söyleniyordu. Orayı da daha sonra inceleyeceğiz. Şu bölgelerde falan da gezdiği söyleniyordu. Orada da onu da daha sonra inceleyeceğiz. Özellikle şeydi kabinde. O da tam şuradadır. Göstereyim onu size. Haritadan. Şeydi kabinde denilen bir yer. Böyle tahta bir kulübe. Şeydi kabin nerede? Burada da var. Şeydi kabin. Burada o adamın gezdiği de söyleniyor. Saldırdığı söyleniyordu ama normalde buralarda bulunmaması lazım. Normalde buralarda bulunmaması lazım. Buradan da bazı şeyler geçiyor. Hayalet gemiler geçiyor diyelim. İki tane gemi birbirini kovalıyor. Yani bir tane gemi bir diğerini kovalıyor. Ve sürücüleri yok. Gördüğünüz gibi çok geniş ve çok büyük bir göl burası. Köpek balığı da çıktığı söyleniyor ama o Yunus, gördüğümüz üzere. Onu da o şekilde açıklayabiliriz. Bu olacağız. Sanrıza derinliği o kadar net bir şekilde anlayamayabilirsiniz. Ne kadar derine gittiğinizi. O yüzden dikkatli olun. Nefesimiz yerine gelsin, baştan bir dalalım. Şu anda ne arıyoruz? Şu anda etrafta tuhaf tuhaf dolaşan başka bir adam daha arıyoruz. Veya bir canavar arıyoruz. Veya denizin ortasındaki bir
cesedi arıyoruz. Aslında belki cesedi o şekilde açıklayabiliriz. Gölde cesetlerin çıkmasını o şekilde açıklayabiliriz. Nasıl açıklayabiliriz? Ben yine çıkamayacak mıyım buradan? Heh, çıkayım. Az önce gördüğümüz elemanın gibi bazı karakterlerin gölün etrafındaki şeylerden, kayalıklardan direkt gölün içine düşmesi olarak şey yapabiliriz, yorumlayabiliriz. Gölün içerisinde bulunan cesetleri. Yani belki bazı insanlar onları gizem zannetmiş olabilir. Belki de öyledir. Belki de küçük bir easter egg'dir ama. Mesela atıyorum şuradan bir tane pet geliyor. Yürüyor. Sonra şuradan aşağı düşüyor göle. Sonra bu iskeleye gizem aramaya gelen bir eleman da geliyor ki görüyor. Şurada bir tane ceset var. Oradan hemen olağanüstü bir şey zannediyor. Neyse. Aslında videonun başında söyleyeceğim bir şey vardı. O da şuydu. Bu videoya... Yani bir şey göreceğinizi varsayarak başlamayın. Aha şey geliyor, hayalet gemi geliyor. Hayalet gemi diyorlar buna. Bunu ben söylemiyorum. Ben sadece iddiaların varlığını doğrulamaya çalışıyorum. Veya ipuçlarını takip etmeye çalışıyorum. Hani kafamdan bir şey üretmiyorum ben. Veya bazı şeylerin var olduğunu iddia etmiyorum. Sadece iddiaları takip ediyorum. Tamam, bunun sürücüsü var. Arkadan gelenin var mı? Tamam, onun da var, tamam. Bazen olmuyor çünkü. Direkt sürücüsüz olarak geçiyorlar. Bug oluyor bazen. Ve insanlar da onu hayalet gemi zannediyor. Aslında bir bakıma öyle yani. Gemi tek başına gidiyor ama arkasına gelen başka şeyler de geliyor. Sanki bir tane daha geldi. Ben yanlış mı gördüm? Aslında bir bakıma öyle yani. Gemi kaptan olmadan kendisi yürüyor. Hayalet gemi. Abi denizin altından bir hayalet bir gemi çıkmıyor ama bir tane daha geliyor. Ama şurada gördüğümüz o eleman kesinlikle Shady Creek'te Beko Beyond'da ortaya çıktığı iddia edilen elemandı. Buralarda da çıktığı söyleniyor ama ben pek önemsememiştim. Ve elinde direkt tabancayla geziyordu yani. O çok tuhaf. Şimdi bir köye gideceğim ben. Köyde o elemanı bulmaya çalışacağız. Öyle pek elinde tabancayla gezen kişi göremezsiniz çeteler dışında. Ki o adam bir çete üyesi değildi. Sonra resmen bir gizemi kanıtlamış olduk. Uzaylılar Epsilon Bigfoot'tan sonra bu da kanıtlamış oldu bir nevi. Bak adamın elinde silah falan yok. Ve adamı birazcık böyle yolla rahatsız edelim, bir şey yapmasın, silahını çıkarıp bizi atış yapmaz. Belki de bizimle dövüşmeyecek bile, direkt kaçacak. Adam saldırmıyor bile. Adam saldırmıyor. Aha bulduk. Önemli bir şey demiyor bu arada, onu söyleyeyim önceden. Şu anda söyledikleri şeyler o kadar önemli şeyler değil. O bize saldırıyor, evet. Ama bak silah falan yok. Ya adamı baştan bulmak istiyorum ki göstereyim yani. Adam normalde silah taşımıyor. O çok anormal bir adamdı. Ormanın ortasında gezen. Yani onu gidip oraya ben koymadım. Öyle bir şey yapmadım. Öyle bir şey asla yapmam. Modla falan, mod editörlerle asla yapmam. Aha. Bak bu da saldırmıyor. Aha kaçıyor. Ya gördünüz mü? Hiçbirinin elinde silah yok. Hatta bazıları hiç yapmıyor bile. Dövüşmüyor bile. Ve oraya hiçbir şekilde gelmiş olamazlar. Hani şey yapmış olamazlar. Oraya giden bir yol yok. Bak orada ışığın olduğu yer parlamaya başladı. Ya bakın dediğim gibi akıntıya karşı yüzmek çok sıkıntı oluyor. Çok yavaş ilerliyoruz çünkü. Hadi lan. Karaya da çıkamıyoruz. Tamam. Şimdi neden o adamı bulmanın bu kadar heyecan verici olduğunu anlatayım. Az önce gördüğünüz gibi o adamın diğer modellerine köyde rastladık, değil mi?
Ama hiçbiri silah taşımıyordu. En az size 3 tane göstermek isterim. Yani kanıtlamak için. O adam silah taşımıyor. Oyunda silah taşıyan sadece belirli modeller var. Her koşul altında. Ya görevlerde silah taşınıyor. Ya çeteler silah taşınıyor. O gördüğümüz adam silah taşımıyordu. Ve sanırım şuradan yürüdü. Şuraya kadar geldi. Oradan sonra indi. Bakın. Herhangi bir yolla da bağlantısı yok. Hani şurası zaten şey. Yan arabaların geçmemesi için bir şeyler yapılmış oraya. Bir herhangi bir peyden burada olması için hiçbir sebep yok. Hani fotoğraf falan da çekmiyordu. Elinde silahla şuradan şuraya doğru ilerliyordu. Orayı daha sonra araştıracağız. Daha fazla araştıracağım. Şu kısmı. Belki oralarda gömülü bir ceset vardır. Belki başka bir şey vardır. Görürüz. Bu yüzden bu kadar heyecan verici adamı o şekilde bulmak. Çünkü o adam zaten daha önce başka mitlerde, başka iddialarda çevrede dolaşıp oyuncuya saldırdığı söyleniyordu o adamın. O adamı o şekilde de orada görmek inanılmaz bir şey şu anda. Neyse, fazla şeyden kopmayalım ve şuradan göre doğru ben bir atlamak istiyorum. Birazcık daha denizin altını araştıralım. Şey, gölün altını araştıralım. Dur, olmadı. Derin atlamamız lazım. Deniz canavarını araştırmak istiyorum biraz daha. Gölün ortasında çıkan deniz canavarı olduğu falan söyleniyor. İyice derine girip etrafa birazcık bakmak istiyorum boğulmadan. Şimdi olay şu arkadaşlar. Bu gölün etrafında dönen 3 tane gizem var. Bir, gölün üstündeki cesetler. Cesetlerin burada yüzdüğü söyleniyor. Gölün üzerinde böyle kaldığı söyleniyor. İnsanlar bunu görmüş. İnsanların dediğine göre. Bunlar benim iddialarım değil. Bakın baştan söylüyorum. Bunlar benim iddialarım değil. Bunlar başkalarının iddiaları. Ben bu iddiaların doğruluğunu araştırıyorum. Hani gidip de bana yorumlarda yalancı falan demeyin. Komik duruma düşüyorsunuz. Neyse. İkinci iddia. Bu gölde bir canavar çıktı. Canavar ortaya çıkıyormuş bu gölde. Genelde nesil. Loch Ness canavarı ortaya çıkıyor falan diyorlar. Ama ben ona o kadar fazla ihtimal vermiyorum. Üç. Şurada bir şurada Leatherface'in çıktığı iddia ediyor. Tam olarak şu iskelede. Bu ne kadar doğrudur? Orasını bilemem. Hani daha önce ben hiç görmedim ama şöyle söyleyeyim. Köyün içinde birazcık dolanırsanız iki tane pedenin konuşmasını duyarsınız. Bir diyalog. Orada da şöyle bir şöyle cümleler geçiyor. Şöyle söylüyorlar. Sen bu sandalyenin tek başına, kendi başına hareket ettiğini gördün mü? Hayır diyor. Karşıdaki. Soruyu sorun da ben de görmedim diyor ve bitiyor. Hani böyle bir diyalog yapmasınız gerçek hayatta. Çok saçma olur. Hani Rockstar burada bu sandalyeyi vurgulamak istemiş bir şekilde. Zaten gördüğünüz üzere çok ilginç bir sandalye. Kan lekeleri falan var. Kan lekeleri olduğunu inanıyorum buradaki şeylerin. Bunun içinde adam var. Hayalet gemileri de araştırıyoruz da hayalet gemileri daha çok bir bug. Çürün süren eleman görünmüyor abi. Ya da spawnlanmıyor ama gemi tek başına hareket ediyor. Hayalet gemilerinin olayı o bu göldeki. Bir gördüm ben de. Daha önce gördüm. Hayalet gemiler var. Gerçek. Okey. Şuraya doğru yüzeceğim şimdi. Yani o eleman ortaya çıkacak mı görmek istiyorum. Veya buraya doğru mu acaba? İkisi birden olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız. Sanırım şu taraftaydı. Ya o kadar zamandır sanırım soruyorum. Gizem araştırıyorum ve bu elemanı ilk defa bu şekilde gördüm. Bu pedi ilk defa bu şekilde silahla dolaşırken gördüm. Çok tuhaf. Cidden çok tuhaf. Ve adam atladı ve öldü. O da ayrı bir olay da. Yani ilk iddiayı doğrulayabiliriz böylece. İlk iddiam, ikinci iddiam şey işte. Cesetlerin gölde görünmesi. Doğru. Eğer bu elemanlar burada doğuyorsa belki oyuncular bu elemanı görmüyordur. Hani fark etmemiştir ama işte göle düşüyor bu eleman daha sonra. Yüzmeyi bilmiyor. Gölde boğularak ölüyor. Sonra oyuncular bunu fark ediyor. Ve göldeki cesetleri işte göllerde cesetler ortaya çıkıyor diye şey yapıyorlar.
diğerlerini söylüyorlar. Halbuki eleman gidiyor ve ölüyor orada. Birinci iddiayı doğruladık. İkinci iddiayı da doğruladık. Burada bir buralarda katiller geziyor. Adam elinde tabancayla geziyordu burada. Gayet bence doğruladık bunu bu videoda. %100. Şu anda sallamıyorum. Bu var. Böyle iddialar var. Yani internet dolu böyle şeyler. Ama bir tanesini bu şekilde kanıtlamak gerçekten heyecan verici. Çünkü genelde bu şekilde ben kanıtlamıyorum. Uzaylıları kanıtladım. Onlar da bulduğum başka ipuçlarıyla kanıtladım. Gördüğünüz gibi hani herhangi bir araba burada duracak da birisi aşağı inecek de öyle bir yerde değil. Öyle bir yerde değil burası. Gördüğünüz gibi dik şuradaki şeyler, uçurumlar. Şu yokuş oldukça dik. Hani tamam buradan çıkabiliyoruz, inebiliyoruz ama zaten yani arabaların park etmesi de tuhaf olur burada. Öyle bir yerde yapılmamış. Çok tuhaf. Daha sonra başka bir zaman o adamı bulmak için gelebiliriz. Dediğim gibi hiçbir mod kullanmadım. Oyunun en saf hali şu anda. Türkçe yama bile yok oyunda. Türkçe yama bile yok. Ha, güneş yüzünden. Güneş doğuyor çünkü. Saat 6 oluyor. Ya arkadaşlar şu anda ne kadar heyecanlı olduğumu anlatamam ya. Yani böyle bir gizemin varlığını kanıtladık. İnanmıyorum. Bu da muhtemelen oradaki ağaçlardan birine çarpıp düşecek. Neyse. Güneş doğuyor. Adamımızı gördük ama daha sonra baştan doğmadı. Bu da hani gizemlerin, işte Bigfoot gibi, seri katiller gibi gizemlerin ortaya çıkma olasılığının düşük olduğunu da kanıtlıyor aslında bir bakıma. Çünkü dün bu saatlerde bu adamı gördük, bugün görmedik. Aradan bir gün geçti ve görmedik. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bu gizemler hakkındaki yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hem göldeki canavarlar, canavarlar diyorum. Ya göldeki canavar hakkındaki yorumlarınızı da dinlemek istiyorum aslında. Ben ona pek ihtimal vermiyorum ama ben daha çok sizin göldeki cesetler hakkındaki yorumunuzu ve de bulduğumuz seri katil hakkındaki yorumunuzu bekliyorum. Ahbaplarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek sürünürlükte kalmanız dileğiyle. Benim görmediğim ve sizin gördüğünüz başka bir şey varsa videoda lütfen onu da yorumlarda yazın. Zamanını ve nerede gördüğünüzü belirterek. Bay bay.